Bir kez her şeyden önce teşekkür ediyorum. Bugün böyle bir önemli konuda halkımızı biraz bilinçlendirmek ve neler olduğunu anlatmak için konuşma fırsatımız oldu. Şimdi aslında siyasetle ekonomi iç içe girmiş durumda. Çünkü Türkiye son bir yıldır çok ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Fakat bunu seçim kaygıları sebebiyle hükümet erteledikçe erteledi. Özellikle seçimi kazanma ihtimali riske girdikçe doğal olarak ekonomik bazı önemli kararları erteleyerek ve günü kurtararak seçimi kazanma gibi bir hamlenin içine girdi. Ve böyle olunca rasyonel olmayan bazı ekonomik kararlar aldı. Bunlardan bir tanesi faizi aşırı düşürmekti. İkincisi dövize baskı kurup dövizin reel sağlıklı bir artışını engellemekti. Üçüncüsü de piyasalara çok ucuz Türk lirası kredileri vererek insanların kolay paraya ucuz faize ulaşmasını sağlamaktı. Son olarak da asgari ücrete çok yüksek zam vererek ve bunun dışında da bazı yüksek zamlarla seçim öncesi kendine kazanabileceği bir ortam yarattı. Ve bunda da açıkçası başarılı oldu. Fakat hükümetler seçim kazanmak için değil, ülkelerin gelecekteki menfaatlerinin için ekonomik kararlar alırlar. Bu hükümet seçimi kazanmak için bir karar aldı ve bu minvalde ekonomiyi 1,5 sene ciddi bir baskı altında tuttu. Bundan dolayı da yapay bazı fiyatlamalar piyasada oluştu. Örneğin Merkez Bankası bir faiz oranı açıklıyor. Özel bankalar müşteri olarak gittiğinizde farklı oranlar veriyor. Merkez Bankası bir kur açıklıyor. Ama kapalı çarşıda farklı fiyatlardan işlemler oluyor. Kur makasları %7'lere 10'lara kadar yükseldi. Biz bunun hepsini yaşadık. Bir taraftan sokak enflasyonu 150 çıkarken TÜİK 50'ler, 60'lar şu anda 39'lar açıklıyor. Yani piyasa gerçeklerinden kopuk, hükümetin çizdiği rotada alınmış kötü kararlar ve oluşturulan yanlış istatistiklerle Türk ekonomisi seçim sonrasına kadar uykuya alındı. Şimdi seçim bitti. Artık halkımızdan oy alma, onlara şirin gözükme dönemi geride kaldı. Ve 5 yıllık bir iktidar ellerinde olduğu için ve meclis çoğunluğunu da ellerinde tuttuğu için Cumhur İttifakı ekonominin gerçeklerine yönelik bazı kararları almaya başladılar. Başlıca hamleleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan onların istediği politikaları uygulayan Sayın Nebati'yi çıkartıp yerine piyasa yanlısı, ekonomik bilgisi görece daha iyi olan, Türkiye'de uzun seneler bakanlık yapmış bir ismi tekrar yerine getirmek oldu. Arkasından en önemli ikinci bürokratik görev olan Merkez Bankası Başkanlığı'nda değişiklik yapıldı. Bunları tartışmayacağım. Sonuçta yüksek faiz, düşük faiz politikasını şiar edinmiş bir ekonomik modelden de vazgeçildi. İlk aşamada faizlerde bir %15'e çıkış yapıldı. Fakat bu piyasa tarafından yeterli görülmedi. Çünkü enflasyon oranı TÜİK'in açıkladığı gibi 40 değil. Gerçek piyasa enflasyonu 90 yüzlerde şu anda. 15 piyasaya hiçbir şey ifade etmediği için döviz bir anda seçimden 20 gün içinde %25 değer kazandı. Bunu gören hükümet ya faizleri daha reel yerlere çekecek ya da yurt dışından acil para bulacaktı. Batı'dan beklediği kaynak %15 faizle gelmedi. Gelmeyince hükümet rotayı Körfez'e çevirdi. Körfez'de ilk önce büyük Birleşik Arap Emirlikleri ile sonra da Suudi Arabistan'la bazı görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin içeriğini şu anda bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şudur ki hükümetin önünde bir yerel seçim var. Bu da 9 ay sonra ağırlığı İstanbul üstüne kurulu olan bir seçim kampanyası demek. Bundan dolayı da
hükümetin aslında seçim kaygısı toptan bitmiş değil. Kaygı devam ediyor ama bir taraftan da bu kararları ertelerlerse Türkiye ciddi anlamda bir ekonomik kaosa doğru gidecek ve bunun sonunda başına gelebileceği 3-4 tane büyük riskli durum var. Bunları ben Millet İttifakı'nın ikinci turunda Ankara'da yaptığım basın açıklamasında da anlatmıştım. Ben onlara Mahşer'in dört atlısı ismini takmıştım ve Türkiye'de bu risklerin seçimden sonra yanlış politikalar izlenirse başımıza geleceğini de belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi devalüasyon, ikincisi hiperenflasyon, üçüncüsü moratoryum, dördüncüsü de ödemeler krizi ve teknik iflas. Ve bu riskler hala devam ediyor. Ama en azından Sayın Erdoğan düşük faiz politikasından vazgeçti. Ve ilk aşamada faizler %15'e geldi. Bu en azından bu dört ihtimalin birkaç aylığına kenarda durması için bir ön belirti olabilir. Fakat yetmez. Çünkü Türkiye'nin acil ciddi bir döviz girdisine ihtiyacı var. Bunu sağlamak için Batı'dan bulamayacağı krediyi doğal olarak Körfez'den almak istedi. Bu minvalde Sayın Şimşek Körfez'de görüşmeler yaptı. Fakat gördüler ki Körfez sermayesi Batı'nın izni olmadan Türkiye'ye yüklü meblağlarla gelemez. Bundan dolayı istedikleri 50 milyar doları oradan da alamadılar. Eş zamanlı olarak İsveç'in NATO üyeliği masaya geldiği için Körfez sermayesinden o parayı alabilmek de birinci öncelik olduğu için Batı'yla acil ilişkileri düzeltme yoluna gittiler ve 2,5-3 senedir uyguladıkları yerli milli politikası, ekonomik model, artı Putin'le yapılan işbirliği dahil büyük bir U dönüşüyle hepsinden tek kalemde vazgeçtiler. NATO'da İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay verdiler. Bundan tabii ki Amerika ve Avrupa Birliği çok memnun oldu. Hatta ve hatta Yunanistan'la ilişkileri tekrar düzeltme yoluna gideceklerini söylediler. Mitsotakis'le iyi bir diyalog yaşandı. Yani sözün özü Amerika ve Avrupa Birliği izin versin ve Körfez para Türkiye'ye göndersin diye biz İsveç'i NATO'ya soktuk. Bu gelinen noktada tabii ki kayıpları ve kazançları rasyonel bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Çünkü biz ülkemizin sadece kısa vade değil, orta ve uzun vadedeki menfaatlerini de düşünüyoruz. Bundan dolayı Putin'le Türkiye'nin şu anda arası bozuldu. Tahıl koridoru iptal oldu. Türkiye NATO'nun yanında yer alarak Ukrayna'nın da yanında yer almış oldu. Böylece yeni pozisyonumuz budur. Ama şunu şiddetle belirtmek isterim ki dış politik kararlar yurt içindeki ekonomik kaygılarla alınmaz. Ülkelerin orta ve uzun vade menfaatleri vardır. O menfaatlere uygun stratejileri vardır. O stratejilere uygun da taktikleri vardır. Eğer biz ekonomiyi seçim kaygısıyla yönetir, sonra da seçimi kazanınca ekonomik kaygıyla da dış politikada kararlar alırsak, bu bizim ülkemiz için orta ve uzun vadede büyük felaketlerin habercisi olabilir. Bu hatalara düşmemek gerekiyor. Bu minvalde bu alınan kararı çok kısa vadeli, öngörüsüz olarak görüyorum. Şimdi geliyorum ekonomik yoruma. Amerika ile aramızın düzelmesi ilk aşamada F-16'ları modernizasyonu ile ilgili bize bir kapı açabilir. Avrupa Birliği ile müzakereler yeniden başlayabilir. Bunlar Türkiye için çok pozitif gözükse de Türkiye gibi coğrafyada oturan dev bir ülke özgürlüğünü kendinden almalıdır. Egemenliğini kendinden almalıdır. Ekonomik egemenliğini almadan siyasi egemenliğe sahip olamaz. Biz bir gün doğuya, bir gün batıya tabiri caizse raks ederek kendi menfaatlerimizin peşinden koşacak bir ülke değiliz. Türkiye'de yeteri kadar eğitimli, kariyerli, okumuş, zeki insanlar var. Liyakatli insanlar var. Türkiye 1930'larda, 40'larda bu saygın dış siyaseti yapmış bir ülke. Bunun örnekleri var. Ekonomik bağımsızlığı ve siyasi bağımsızlığı olmuş bir ülke.
NATO'ya dahil olduktan sonra dönem dönem belki bağımlı olduğumuz yıllar olmuş olabilir. Ama bu bağımlılıktan da çıktığımız yıllarda olmuştur. Bunun bir örneği Kıbrıs Harekatı olarak gösterilebilir. Yani Türkiye gücünü kendinden almak zorundadır. Türkiye ne Avrupa Birliği, ne Amerika, ne de Rusya'yla sürekli müttefik olabilecek bir ülke değildir. Kendi planları olur ve o planlarını uygulama aşamasında tabii ki karşılıklı ortaklıklar kurar dönemsel olarak, ama asıl olan ülkenin menfaatidir. Sadece ekonomik menfaat değildir. Güvenliği ile ilgili menfaati vardır. Sosyal alanda menfaati vardır. Bundan dolayı diyorum ki hükümet kısa vadedeki 50 milyar dolar için bu hamleyi yaptı. Evet, bu paranın bir kısmı ilk aşamada gelecek gibi de duruyor. Bir 25 milyar dolar. Fakat bu paranın da hangi maliyetle geldiğine iyi bakmak lazım. Hükümetin şu anda yurt dışında borçlanma oranı CDS oranları yüzünden %10'lara gelmiş durumda. Yani yurt dışından borçlanma çok yüksek maliyetli. Ve biz Körfez'den o parayı hangi maliyette alacağız? Aldığımız zaman bunu bil fiil açıklamaları gerekiyor. Aldığım bazı duyumlar varlık fonuyla Körfez ülkelerinin çok yakından ilgilendiği şeklinde. Varlık fonu dediğimiz fonda Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde kalan dört tane dişe dokunur kuruluş vardır. Bunlardan biri Türk Hava Yolları diyebiliyorum. Evet. Geri kalan üç tane de devlet bankamız var. Onun dışında BOTAŞ var ama Var. BOTAŞ zararda olduğu için çok fazla ilgi odağı değil. Belki stratejik anlamda bir değeri olabilir. Bizim bu kurumları alacağımız kısa vadeli borçlar karşılığında bir kısım hissesini Körfez ülkelerine vermemiz ne kadar doğrudur? Bir, stratejik anlamda ne kadar doğrudur? İki, ekonomik anlamda ne kadar doğrudur? Bu firmaların borsa değerlemeleri nedir? Gerçekten borsada doğru işlemler, doğru fiyatlardan mı işlemleniyorlar? Öyleyse de gerçek fiyatlarından yüzde kaçını o ülkelere vermeyi düşünüyorsunuz? Ve anahtar hisse verecek misiniz? Yönetimini onlara devredecek misiniz? Çünkü 20 yıllık AKP iktidarında 80 yılda kurulmuş bütün fabrikalar, bankalar, araziler, limanlar, köprüler dahil her şeyimiz özelleştirildi. Kalan bu 3-4 tane firmada özelleştikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde, envanterinde hiçbir şey kalmıyor. Hazine arazilerinin de çoğu elden çıktığı için kıymetli bazı araziler dışında arazimiz de yok. Merkez Bankası rezervimiz zaten eksi 70 milyar dolarda. O zaman geriye bir altın rezervi kalır ki o da 400 ton civarında. O da satıldığı zaman tabiri caizse ekonomik anlamda tam takır bir ülke oluyoruz. Fakat tam takır olduğumuz yetmiyor. 475 milyar dolar da dış borcumuz var. Bir de bunu ödememiz gerekiyor. Ondan dolayı diyorum ki hükümet bundan sonra adımlarını atarken ekonomik anlamda çok dikkatli olmalı. Bunun siyasi sonuçlarını öngörmeli ve çok akıllı anlaşmalar yapmalı. Eğer bir daha bundan sonra hükümet olarak Türkiye'ye zarar edecek anlaşmaların içine sokarsa Türkiye bundan daha büyük yara alır ve bunun bedelleri de ciddi anlamda zor ödenir.